Efendim 18 Şubat 2022 Cuma sabahı uyanma vakti diyoruz. Uyananlara selam olsun diyoruz. Diyeceğim var gününde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir aradayız. Sayın Genel Başkan hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız her şeyden Gayet önce? Iyiyim, sağlık, sağ saat diliyoruz. Gayet iyiyim, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Efendim şimdi bizim Cuma günü klasikleşen artık yerleşmiş bir diyeceğim var günü. Evet. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gündemin şu başlıklarına, şu yaşananlara, Türkiye'nin durumuna baktığında diyeceğim var dediği ne var acaba? Şunu söyleyebilirim. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Sorunları biliyorum. Ağır sorunlar var, ciddi sorunlar var. Geçinemeyen binlerce aile var. Aç kalan, yatağa aç giren çocuklar var. Bütün bunları biliyorum. Ama kimse umutsuzluğa kapılmasın. Değiştireceğiz. Diyeceğim var, umut hep var diyorsunuz. Vardı, hep var, kesinlikle. Peki efendim o zaman çok sıcak başlıklarla konuşacağız. Evet. Önce geçtiğimiz haftaya bir gidelim. Yani tarihi bir zirve olarak adlandırılıyor. Evet. Ahlaklı Bel Zirvesi. Evet. Ve o Ahlaklı Bel Zirvesi için de daha öncesinde değerlendirmeler yapanlar dedi ki bunlar bir araya gelemezler. Evet. Bunlar aynı masa etrafında konuşamazlar. Evet. Ama bunlar sizin ev sahipliğinizde o görüşme, o zirve gerçekleşti. Zirveyi siz nasıl tanımlıyorsunuz? Zirveden ne beklemeliyiz? Zirveyi önce şöyle tanımlamamız gerekiyor. Ülkenin içinde bulunduğu ağır şartları sadece ben bilmiyorum. Zirveyi oluşturan bütün liderler bunun farkında. Yine bütün liderler şunun da farkında. Türkiye böyle bir açmaza teslim edilemez. Mutlaka Türkiye'nin buradan çekip çıkarılması lazım. Yine hepimiz şunu fark ediyoruz. Bu ülkenin bu noktaya gelmesinin temel nedeni tek adam sisteminin, tek kişinin, Türkiye'nin tek kişiye teslim edilmesidir. Buradan da Türkiye'nin çıkması gerekiyor. Bunun için de demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. Ve biz 6 lider bu konuda bir araya geldik. Şu gün içerisinde Türkiye'de bir demokrasinin varlığından söz edemez miyiz? Hayır, yok. Demokrasi yok. Demokrasi olsa insanlar düşüncelerini özgürce ifade ederler. Demokrasi olsa vatandaş ödediği vergilerin nerelere harcandığını öğrenebilir. Demokrasi olsa parlamento göstermelik olmaktan çıkar. Demokrasi olsa milletvekillerinin bağımsız iradeleri olur. MHP'nin ve AK Parti'nin milletvekillerine bakın. Parlamentoda ne yapıyorlar bunlar? Sadece el kaldırıp indiriyorlar. Hiçbir AK Partili veya MHP milletvekilinin kürsüye çıkıp da vatandaşın dertlerini dile getirdiğini gördünüz mü? Duydunuz mu? Görmediyseniz, duymadıysanız demokrasi yok demektir. Buna benzer yüzlerce örnek ortaya koyabiliriz. Dolayısıyla 6 liderin bir araya gelmesi gerçek anlamda demokrasinin bu ülkeye gelmesidir. 6 liderin bir araya gelmesinin bir başka önemi daha var. Aslında o masada Türkiye vardı. Türkiye vardı o masada. Her görüşten insan vardı o masada. Ve her görüşten insan bu ülkenin iyiliği için mücadele ediyor. Bu ülkenin geleceği için mücadele ediyor. Bu ülkenin ekonomik anlamda çok daha güçlü olması için mücadele ediyor. Biz irademizi ortaya koyduk. Her birimiz ayrı partiyiz, doğru. Her bir liderin ayrı partisi var. Her bir lider partisi itibariyle farklı çözüm yolları var. Ama en azından demokrasi konusunda ortaklaşabiliyoruz. Demokrasinin olmazsa olmazımız olduğunu seslendirebiliyoruz. Ve çok güçlü bir bildiri de yayınladık. O masadan görüşmeden sonra o masadan çıkan çok güçlü bir bildiri de vardı. Bu çerçevede baktığınız zaman bu masa bir umut masası. Bu masa bir geleceği inşa etme masası. Siz böyle mi tarif ediyorsunuz? Öyle. Neden böyle mi diyorum? Çünkü bir büyük Türkiye masası diyebiliriz diyenler oldu. Evet. İşte memleket masası Sayın Meral Akşener'e atıfta bulunarak ifade edildi. 84 milyonun az önce sizin de ifade ettiğiniz bir masa denildi. Siz umut masası olarak mı görüyorsunuz? Diyebiliriz yani. Umut masası olarak da diyebiliriz. Memleket masası olarak da diyebiliriz. Adının bir önemi yok. Efendim hiçbir önemi yok yani. Önemli olan ne? Masanın etrafındaki liderlerin ortaya koydukları irade. Bu irade çok önemlidir. Bakın bu irade önümüzdeki yıllarda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin siyasi bölümünü yazacak olanlar Ahlaklı Bel Zirvesi'ne mutlaka yollama yapacaklardır.
aksayan demokrasinin, yok olan demokrasinin tekrar Türkiye'ye getirilmesi için altı liderin büyük bir özveri içinde nasıl toplandığını, nasıl bir bildiri yayınladıklarını, bildirinin altına nasıl imza koyduklarını tarihçiler yazacaktır. Aslında bugün belki bu sıcak ortamda o ahlatlı bir zirvesinin önemi yeteri kadar belki kavranamayabilir. Ama tarih bunu yazacaktır. Bu bizim açımızdan da, Cumhuriyet Halk Partisi açısından da, diğer partiler açısından da son derece önemli ve değerlidir. Peki burada iktidar cephesinin eleştirilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi masanın ağırlığına, önemine evet. vurgu yaparak evet. devam edecek olursak, iktidar cephesi mesela Cumhur İttifakı'ndan Sayın Bahçeli dedi ki masanın tek ayağı var. Dikdörtgen olsaydı, kare olsaydı dört ayağı olurdu. Tek ayak var. HDP'yi dışarıda bıraktılar. HDP çıldırıyor diyen Sayın Erdoğan. Oradan bir şey olmaz diyen Sayın Erdoğan. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Allah aşkına bunlar eleştiri mi? Bunlar eleştiri mi? Ne söyleyeceklerini bilmiyorlar. Eleştirecekler ama ne diyecekler? Masanın ayakları. Ya masanın dört ayağı değil de 14 ayağı olsa ne fark eder? Masa doğru mu? Doğru. Masanın etrafında insanlar var mı? Var. Ortak taleplerine demokrasi. Ortak taleplerine bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi. Ortak taleplerine adalet, adil bir düzen. Hep beraber bunu mu istiyoruz? Bunları eleştiremiyorlar bakın. Bunlar yanlıştır da söyleyemiyorlar. Bu taleplere biz kulaklarımızı tıkadık diyemiyorlar. Var talepler, duyuyorlar ama şimdi eleştirecekler. Ne diyecekler? Efendim masanın ayağı, masanın örtüsü, masanın üzerindeki bilmem cam bardak. Ya Allah aşkına bunlarda akıl var mı? Akıl var mı bunlarda ya? Oturursun bildiriyi okursun. Bildiride eleştireceğin bir şey varsa dersin ki şu 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 noktalara katılmıyoruz. Bu nedenle biz bunu doğru bulmuyoruz diyebilirler. Ben bunu saygıyla karşılarım. Ama tek bir cümlesi dahi eleştirilemiyor. Tek bir cümlesi dahi. O altı liderin ortak metninden bahsediyoruz. Bahsediyorum. Birlikte evet. hazırladınız metin. Evet, evet. O evet. an mı hazırladınız efendim? Yani mutlaka bir hazırlıkla geldiniz. Ön hazırlık da gelindi. Ön hazırlıkla geldiniz. O anda son şekli verildi. Ve sonrasında da 28 Şubat'a bir randevu verildi. Onu da konuşacağız. Evet. Ama şimdi masaya vermiş olduğunuz anlam, yüklediğiniz evet. o kıymet, değerle beraber Türkiye dedi ki böyle fotoğrafı da çok özlemişiz. Aslına bakarsanız evet. gerçekten evet. hani evet. çok çevre söyledi böyle bir fotoğrafın ne kadar kıymetli olduğunu. Fakat sizin hedefinizin şu olduğunu da söyledi Cumhur İttifakı. Bunların bir hedefi var. O da şu: Erdoğan'ı yıkmak, Cumhur İttifakı'nı parçalamak. Hedefiniz bu mu? Hayır efendim. Olay Erdoğan olayı değil. Olay Türkiye olayı. Biz Türkiye içinde bulunduğu çıkmazdan kurtarmak istiyoruz. Erdoğan bir kişi. Bugün var, yarın yok. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakidir. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlenmesini, bölgesinde güçlenmesini, dünyada güçlenmesini, üretim zincirlerini büyütmesini, katma değeri yüksek ürün üretmesini, bütün bunları demokrasi içinde yapmasını, düşünce özgürlüğünün olmasını, din ve vicdan özgürlüğünün olmasını, adaletin olmasını, yargının bağımsız olmasını, medyanın özgür olmasını, insanların haksız yere hapishanelerde tutulmamasını, biz bunları istiyoruz. Ama bunlardan haberi yok. Cumhur İttifakı'nın, çünkü onlar bunların hiçbirisini yapmıyorlar. Tam tersine bu dönemde insanlar düşüncelerini açıkladı diye hapislere atıldılar. Öğrenciler hapislere atıldı. Gazeteciler hapislere atıldı. Avukatlar hapislere atıldı. Yani o kadar çok büyük haksızlıklar oldu ki bu ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak adalet yürüyüşü yapmak zorunda kaldık. 450 evet. kilometrelik. Adalet yürüyüşü nedir aslında? Adaletin olmadığını gösteriyoruz biz. Bütün dünyaya duyuruyoruz biz. Bu ülkede adalet yok diye. Evet, bu ülkede gerçekten de adalet yok. Ya adalet olsa böyle bir tablo mu olur? Adaletin olmadığını sadece ben söylemiyorum ki. Tüyü bitmemiş yetime gidin sorun. O da diyecek bu ülkede adalet yoktur diye. O nedenle bizim masamızın önemi büyüktür. Siz bu masayla adaleti mi getireceksiniz? Bu masa sadece adalet değil yani. Bu masanın özü adalettir zaten ama adaletin bütün alanlara yansımasını istiyoruz. Bütün mesela gelir dağılımına da yansımasını istiyoruz. Hakça vergi alınmasını da istiyoruz. Fakir fukaranın zamlar altında ezildiğini görüyoruz. Gazetelerde, televizyonlarda bunlar yer alıyor. İnsanlar gelip bize anlatıyorlar. Orada da büyük bir zulüm var. Zamlar zulme dönüşüyorsa, zamları zulme dönüştüren kişiye dünyada zalim denir.
Zalimler devletleri yönetemezler. Zalimler devleti yönetirlerse zulüm olur. Zulüm payidar olmaz. Bizim amacımız da bu. Zulmü payidar etmemek. Zulümden bu ülkeyi kurtarmaktır. Bakın sade vatandaş, herhangi bir yaptırım gücü olmayan vatandaş, sadece sandığa gidip oy kullanmakla iktidarı değiştirme gücüne sahip olan vatandaş zulümle karşılaşıyorsa bir çare arıyor. O masa bir çaredir aslında. Çare masası. Çare masası. Peki bu çarelerden biri de sistemin değişmesine dönük çalışmaların olgunlaşması ve hayata geçmesiyle ilgili bir başlık olabilir mi? Çünkü çıkış noktası parlamenter sisteme güçlendirilmiş parlamenter sistemi. Evet. Şimdi şöyle, önce hukuku inşa etmek zorundasınız. Bozulan hukuk sistemi var. Hukuku inşa edeceksiniz. Hukuku nasıl inşa edersiniz? Parlamentoyu güçlendirirsiniz. Milletin vekili gerçek anlamda, milletvekili gerçek anlamda milletin vekili olsun. Bir kişinin vekili olmasın. Bunu yapmak zorundasınız. Artı vatandaş vergi ödüyor. İktidar, yani devleti yönetenler harcadıkları her kuruşu kendi ceplerinden harcamıyorlar. Fakirin, fukaranın, tüyü bitmemiş yetimin, yetimden aldıkları vergiyi harcıyorlar. Nerelere gidiyor bu paralar? Ne kadar harcanıyor buralara? Yollar yapıyorlar, köprüler yapıyorlar, havaalanları yapıyor. İtiraz etmiyoruz, yapın. Kaça yaptınız? Kime yaptınız? Bu zamlar nedir? Bu zam, bu savurganlık nedir? Bu israf nedir? İsraf haram değil mi? İsraf haram. Ahlaki olarak da haram, dini olarak da haram. E peki haramdan ne umuyorlar bunlar? Bu israf nedir? Bu şaşağı nedir bakıldığı zaman? Vatandaş elektrik düğmesine basamıyor. Bastığı zaman sadece elektrik faturasını ödemiyor. Dört çeşit vergi ödüyor aynı zamanda bu kişi. Yapılan zulüm değil mi? Zulüm. Doğalgaza yapılan zam hangi noktalara geldi? Zulüm değil mi? Zulüm. Efendim diyorlar ki ya gerçekten bunlarda, yani halkı kandırmak için ya başka şeyler söylenir. Efendim Avrupa'ya göre biz çok daha ucuza veriyoruz. Üçüncü ülkeymişiz efendim, en ucuz. Ya Avrupa'da asgari ücret kaç lira? Avrupa'da kişi başına gelir kaç lira? Ödedikleri faturalar gelirinin yüzde kaçını oluşturuyor? Ya bizde neredeyse %50'sini, %60'ını, %70'ini oluşturuyor ya. Onlarda %2'si, %3'ü. Ya bunlar halkı kandırmak için müthiş yalan söyle, yani yalan söyleme yetenekleri müthiş gelişmiş. Hani birisi diyor ya, bu zamları bize devlet yaptı birisi. Daha çok siz yapmışsınız. Yani veya birisi de diyor ki efendim bu zamları CHP yaptı diyor. Devleti kendilerinin yönettiğinin farkında mı değiller? Yoksa iftira atarak halkı kandıracaklarını mı sanıyorlar? Efendim zamlar başlığına gireceğiz. Orada size soracağız. Bu zamları daha durdurmayacak mısınız diye. Evet, siz yaptığınıza göre herhalde durduracak olanlar da sizlersiniz. Evet. Oraya gireceğim. Ama bu masayla ilgili olarak şimdi herkeste belirli beklentiler var. Mesela aday belirleme durumu bu masadan mı çıkacak? İşte bu masa daha da genişleyecek, farklı farklı adresler de bu masaya girebilecek mi? Mesela işte siz dediniz ki biz HDP ile işte herhangi bir şekilde yok saymıyoruz. Evet. Farklı farklı adreslerden o masaya dönük olarak da olumlu olumsuz mesajlar geldi. Masa daha genişler mi? Masa nereye ulaşır? Masanın genişleyip genişlemeyeceğine ben karar vermem. Bir başka partinin lideri de tek başına karar vermez. O masanın etrafında oturan kişiler, yeni aktörlerin masanın etrafına oturup oturmamasına karar verirler. Ama gördüğümüz kadarıyla, benim gördüğüm kadarıyla, en azından kendi adıma konuşayım. Çünkü diğer liderler adına konuşursam çok yanlış olur. Şu anda öyle bir talep yok. HDP zaten ayrı bir ittifak kuruyor, ayrı bir üçüncü ittifak oluşturuyor. Diyorlar. Evet, üçüncü bir ittifak oluşturuyor. HDP'nin demokrasi konusunda özel bir vurgusu var. Demokraside, demokrasiyle ilgili kararlar alacaksanız bizi göz ardı edemezsiniz diyorlar. Ben de şunu söyledim zaten, yani biz HDP'yi de masada olmayan diğer siyasi partileri de yok sayamayız. Anayasa diyor ki siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ise her siyasi partiye saygı göstereceksiniz. Biz de her siyasi partiye saygı gösteriyoruz. Masanın o akşam toplanmasının temel nedeni, daha önce altyapısı
altyapısı üzerinde çalışılmış, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bir metne son şekli vermek ve bunu hangi tarihte biz kamuoyuyla paylaşırız onun kararını vermekti. Elbette ki bu süre içinde, yani o masanın etrafında ekonomide konuşulduğu, dış politikada konuşulduğu, demokraside konuşulduğu, adalette konuşulduğu, haksızlıklar konuşulduğu, bütün bunların hepsi doğal olarak konuşulur. Yani siyasi liderler bir araya gelip herhalde anılarını anlatmıyorlardır. Dolayısıyla o çerçevede Türkiye'nin temel sorunları görüşüldü. Bundan sonra hangi adımların atılması gerektiği konusunda da düşünceler ifade edildi. Biz gerçek anlamda ülkenin demokrasiye kavuşması, gerçek anlamda insan haklarının tesis edilmesi, gerçek anlamda Türkiye'nin çağdaşlaşması için elimizden gelen çabayı düşünce olarak o masada ifade ettik. Ne zaman eyleme dönüşecek? Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda bunların tamamı eyleme dönüşecek. İktidar hedefiniz ve zaten o inancınız var. Evet. Çünkü kurultayda da dediniz ki dostlarımızla iktidar olacağız, bu muhalefetteki son kurultayımız ifadesini öyle, de öyle, kullandınız. Öyle. İzniniz olursa bizim de dostlarımız var. Onları bir hatırlatayım. Tabii. Ortak yayında olduğumuz öyle. Dostlarımız evet. var. Efendim bizi Yön Radyo'dan takip evet. eden sevgili dostlarımız, İstanbul ve Marmara bölgesinde Yön Radyo'da birlikteyiz. Ankara'da da 103.4 Ankara Halk Radyo'da dostlarımızla birlikteyiz. Dostlarımızla birlikte. Onlara da selam gönderelim. Peki, sağ olasın. Evet. Şimdi dostlarımızla birlikte vurgusu o gün de çok konuşulmuştu. Evet. Bu masa belli ki dostlarımızla birlikte masası diye de adlandırılabilir. İktidar vurgusu. Bu masadan iktidar çıkacak inancınız. Evet. Çok net herhalde. Elbette. Elbette. Peki. Sadece bakın inancın olmasının ötesinde bizi iktidara taşıyacak olan halktır. Sandığa gidip oyunu kullanacak ve bizi iktidara taşıyacak. Ben buna inanıyorum. Bütün mesele bizim samimi olmamız. O samimiyeti nasıl aktaracaksınız? O samimiyeti şöyle aktarıyoruz zaten. 6 parti bir araya gelip Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırıp o sorunların nasıl çözülmesi gerektiği konusunda bir düşünce, ortak irade ortaya koyuyorsak bu demokrasi aslında son derece değerlidir ve bizim samimiyetimizin en önemli anahtarıdır. Hiçbirimizin ön yargısı yok. Hiçbirimizin arka planda başka bir şeyler düşündüğümüz yok. Hep beraber Türkiye'yi nasıl daha iyi bir yere taşıyabiliriz? Hep beraber bunu düşünüyoruz. Bu bizim samimiyetimizi gösteriyor. Bu samimi ortamın halka yansıtılması lazım. Bunu yansıtacak olanlar da bizleriz. Onu da söyleyeyim. Yansıtacak olanlar da bizleriz. Düne kadar diyorlar ki ya ne olursunuz tamam konuşuyorsunuz, güzel şeyler söylüyorsunuz ama niçin bir araya gelmiyorsunuz? Bir araya gelin, bir ortak fotoğraf verin. Biz de sizin samimi olduğunuza inanalım. Doğru. Geldik bir araya, ortak bir fotoğraf verdik. Fotoğraf vermenin ötesinde bir de tek sayfalık, bir sayfalık güçlü bir metni kamuoyuyla paylaştık. O metnin her cümlesi bana göre çok değerlidir. Her cümlesi. 28 Şubat'ta ne anlatacaksınız efendim? 28 Şubat. Bir de neden 28 Şubat? Ha. Ona da takılanlar var. Evet, evet. Takılsınlar. Geçmiş 28 Şubat'ta ne oldu? Demokrasi rafa kaldırılmıştı. Bu 28 Şubat'ta ne olacak? Raftan demokrasiyi indireceğiz. Postmodern darbeye vurgu yaparak böyle bir çıkarım yapmak istiyorlar. Kim ne düşünürse düşünsün. Biz bu 28 Şubat gerçek anlamda Türkiye'ye demokrasinin gelmesi için atılan temel adımlardan birisi olacaktır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Güçlendirilmiş. Bir kişinin iradesine teslim edilmeyen bir Türkiye diyoruz. Yürütme, yasama ve yargı organlarının birbirini denetlediği bir mekanizma diyoruz. Bugün denetlenmiyor mu? Denetlenmiyor bugün. Her şey bir kişi ne talimatı verirse herkes ona uyuyor. Bana dünyada, ya bırakın hani Türkiye komşularımız, Arap ülkeleri efendim şu bu. Bana dünyada bir ülkenin bir kişinin iradesine teslim edildiği bir yer gösterin. Yok öyle bir şey. Hele 21. yüzyılda. Osmanlı'da yoktu bile. Ya Osmanlı'da Vezir-i Azam vardı, yani başbakan vardı. Şeyhülislam vardı. Bugün de kabine var ama. Hangi kabine? Bugünkü hiçbirisinin iradesi yok ki. Eski müsteşarlıkları kaldıra. Bunlar arasında birer devlet memuru. Yani bakan falan. Yasada bakan yazdığı için adına bakan diyoruz.
Eski bakan değil bunlar. Eski bakanların iradesi olur. Bakanlar kurulu olur. Bakın bakanlar kurulu demiyorlar mesela. Kabine diyorlar. Çünkü bakan, adı bakan ama bakan değiller. Ne diyor bakan? Çıkıyor. Efendim orman yangınlarını Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla söndürmeye başladık. Yani Sayın Cumhurbaşkanı talimat vermese bunlar orman yangınlarını söndürmeyecekler. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla aşı yapmaya başladık. Yani talimat almasa bunlar aşı da yapmayacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla efendim şu davada şu kararı verecekler. O kararı veriyorlar. Bunlar olmaz. Yani bunlar belki bir mizah gibi geliyor ama gerçek zaten. Biz bu gerçeği değiştirmek istiyoruz. Bu gerçeği. Bir talimat alınabilir. Bakın devlet memurları kanunda der ki üstteki makam bir talimat verebilir. Talimat yasalara aykırıysa bildirir. Bu yasalara aykırıdır. Ben bunu imzalamıyorum diye. Memur için. Siz de tam buna işaret ettiniz. Evet. Bürokratlara çağrı yaparak. Evet. Burada ise talimat alınır. Talimat hiç tartışılmaz. İstifa etme hakkı dahi yoktur. Bir bakanın istifa etme hakkı dahi yoktur. Beyefendi kabul ederse ancak istifa edebiliyor. Türk Hava Kurumu yöneticisi kayyum olarak atılmış. İstifa etti adam. İstifası kabul edilmedi. Sonunda mahkemeye gitti. Ya ben istifa ettim. Ne olur benim istifamı kabul edin dedi. Böyle bir iradesizlik olabilir mi? Böyle bir anlayışla bir devlet yönetilebilir mi? Hele Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bunca yoğun sorun, evet. Bunca yoğun sıkıntılı başlık. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak tespitler tamam. Evet. Herkes diyor ki çok iyi tespit evet. yapıyorlar. Evet. Peki bu tespitler yapıldı, sorunlar, sıkıntılar ifade edildi. Çözüm? Çözüm var. Çözüm var. Şimdi çözümü nasıl yapacaksınız? Onu da söyleyeyim. Bir, parlamento yani yasama organını bağımsız kılacaksınız. Bir kişinin ipoteği altında olmayacak. Bununla ilgili yasaları düzelteceksiniz. İki, yürütme organının yani bakanların, gerçek anlamda bakanların olduğu kabineni yani parayı harcama yetkisi verilen yürütme organının yaptığı her harcamanın denetlenmesi lazım. Türkiye'nin en çok şikayet ettiğine yolsuzluklar. Nasıl önlenir? Bakın evet, burada o da bakın burada o da var. Yürütme organı kesin hesap kanunu yani harcanan paraları gösteren kanunu meclise getirince kesin hesap komisyonunda başkan ana muhalefet partisinden olacak. Yani yürütme organı yasama organına yani muhalefete hesap verecek. Biz kendimize o kadar güveniyoruz ki harcadığımız her kuruşu iktidar olduğumuzda Erdoğan da diyelim ki ana muhalefet oldu. Ana muhalefet o komisyonun başında olacak ve biz gidip ona hesap vereceğiz. O zaman bütün bürokrasi diyecek ki ya kesin hesap kanunu meclise gidince hesap vereceğiz. Sakın ola ki bir hata yapmayın diyecek. Bakın biz kendimize bu kadar güveniyoruz. Ya Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Türkiye'ye yeni bir yol haritası çiziyoruz aslında. Güçlü bir yol haritası çiziyoruz. Yargı tamamen bağımsız olacak. Öyle telefon açtık. Efendim şunu mahkum et. Şunu tutukla. Şunu hapse at. Erdoğan talimat verdi. Erdoğan'ın avukatları ortalıkta gezemeyecek artık böyle. Savcıya getir bakayım şu kül tablasını da sigaramın külünü oraya dökeyim. Demeyecek. Diyemeyecek bunu. Şimdi Erdoğan'ın avukatları yargının üzerine adeta çullanmışlar. Biz bunu da çok iyi biliyoruz. Söyledim. O avukatların servet beyanında bulunmaları lazım. Milyon dolar almadan davalara bakmıyorlar bunlar. Niye servet beyannamelerini açıklamıyorlar? Kimden ne kadar para aldılar? Hiçbirisi yasal kayıtlarda yer almıyor. Küçük rakamlar yer alıyor. Biz bunlara da baktık. Bütün bunları düzelteceğiz. Başka? Yargı bağımsız olacak. Yürütme organı gerçek anlamda Cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Partili Cumhurbaşkanı olmaz. Cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. Ne diyor? Tarafsız olacağıma dair namusum ve şerefim üzerine and içerim. Anayasadaki metin. Namus ve şeref kavramı önemli mi? Çok önemlidir. Tabii. Bu topraklar için önemli mi? Önemlidir. İnsan için önemlidir. Önemlidir.
kainat için önemli midir namus ve şeref? Önemlidir. Nasıl olur da siz namusunuz ve şerefiniz üzerine yemin edeceksiniz, sonra tarafsız olmayacaksınız? AK Parti'ye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Namus ve şeref kavramının sizin için ne kadar değerli olduğunu biliyorum. O zaman siz tarafsız davranmayanı, objektif davranmayanı, garibanın hakkını, hukukunu korumayanı, alın terinin değerini korumayan insanı Cumhurbaşkanlığı makamına oturtmayacaksınız. Oturtursanız sizin de sorumluluğunuz var. Oturtursanız sizin de vicdanınızı kanar, vicdanınız kanar sizin de. Vicdanınızın sesini dinleyerek sandığa gidin. Öyle oy kullanın diyorum ben. Peki buradan belki ilerleyen dakikalarda bir Cumhurbaşkanı adayı tarifi nasıl olmalıyı da konuşacağız. Ama şimdi bir 28 Şubat evet. diye bir başlık var önümüzde artık. Var, bunu evet, evet. böyle hafifçe geçmek mümkün evet. değil. Çünkü işte iktidarın da odaklandığı aslına evet. bakarsanız tarih. 28 Şubat 1997 diye şöyle bir baktığımızda siz dediniz ki demokrasinin işte rafa kaldırıldığı. Evet. Şimdi de diyorsunuz ki raftan geri indireceğiz. Aslında 28 Şubat dediğimizde sizin de mağduriyetinizin söz konusu olduğu dönemler diyebiliriz. Hakkınızda dava var. 27 Şubat'ta 28 Şubat mağdurlarıyla önümüzdeki hafta buluşacaksınız. Efendim, önemli o aslında. Dönem bir Batı çalışma grubu vardı başbakanlıkta. O da ben genel müdürdüm. Benim de aleyhime o dönemde oraya raporlar, şunlar bunlar geldi. Ben o raporları sonradan milletvekili olunca o raporların orada olduğunu öğrendim. O dönem Gülen cemaatinin bir gazetesi vardı. O gazetede 8 sütuna manşet ben de gördümce nedir bu diye. Bir sürü haksız iddia vardı ve dava açtım. Dava açınca haberi yapan gazeteci dedi ki başbakanlığın bu konuda raporu var dedi. Ben de mahkemeye başvurdum avukatım araca. Raporu istettik. Rapor geldi. Gazeteciyi dava dışı bıraktım. O raporu yazmış çünkü. Ama başbakanlık aleyhine dava açtım. Bugün o dava devam ediyor. O dava uzun yıllar devam etti. Erdoğan başbakandı. 28 Şubat Batı Çalışma Grubu'nun hazırladığı rapora destek verdi. Yani 28 Şubat sürecine avukatları aracılığıyla destek verdi. Başbakanlık avukatları gittiler, benim haksız olduğumu, bu raporun doğru olduğunu söylediler. Siz de mağdursunuz o zaman. Elbette. 28 Şubat. Elbette ki mağdurum. O dava geçen aylarda sonuçlandı, benim lehime sonuçlandı. Sonra Cumhurbaşkanı oldu. Bu sefer onların avukatları bu davalara sahip çıktılar. Mağdurların yanında değil, zulmün yanında yer aldılar. Ben de onun mağduruyum. Sonuçta ne oldu? Davayı kazandım. 28. Demek ki mücadele ederseniz kazanırsınız. 28 Şubat mağdurları var mı? Var efendim. Niye helalleşme diyoruz? Bunun için diyoruz helalleşme. Hepimizin oturup helalleşmesi lazım. İntikam duygusuyla devlet yönetilmez. Ben bunu söyledim. Devlet akılla yönetilir, bilgiyle yönetilir, birikimle yönetilir. Bir insan benim gibi düşünmez, düşünmeyebilir de ona saygı göstereceksiniz. Akıl akıldan üstündür. Benim gibi düşünmeyen, beni eleştiren insanın hangi gerekçeyle eleştirdiğini benim bilmem lazım. O zaman ben yaptığım hatayı öğrenebilirim. Medya özgürlüğünün önemi de zaten oradan kaynaklanıyor. Medya özgürse haberi yapar ve biz görürüz o haberi. Yanlışımızı görürüz. Doğru nedir? Onu en azından kendi aramızda oturup tartışırız. Haber yanlışsa tekzip göndeririz. Bunun mekanizmaları var. Ama siz doğru haber yazanı cezalandırıyorsunuz. Olmaz. Olmaz. Doğru habere erişim engeli getiriyorsunuz. Olmaz. Olmaz. Demokrasilerde bunlar yoktur yani. 28 Şubat'taki bu mağdur oldum dediniz. Ben de mağduruyum dediğinizde şöyle bir şey geldi aklıma. Peki ne hissettiniz o zaman? Yani milletvekili olduğumda karşıma çıktı dediniz. Türkiye'nin en önemli böyle kamu alanında evet. Makamlardan birinde evet. genel müdürsünüz. Evet. Ve sizinle ilgili böyle bir işte rapor var, hazırlık var ve hiç beklemediğiniz bir anda karşınızda. Evet. Ne hissettiniz? Üzüldüm. Bu kadar yalan, bu kadar iftira nasıl oldu? Ne yazılmıştı? Bir sürü yani şimdi söylemekten hı-hı. gerçekten hicap duyuyorum yani. Ha, o zaman tamam. Evet, bir sürü şeyler yazılmış. Yani
ailemin kökeni anlatılmış, efendim bilmem bunlar şöyledir, bunlar böyle. Bir fişleme diyebilir miyiz buna? Fişleme zaten yani. Yani daha, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu o dönem fişlenmiş. Tabii. Ya bunlar vardı dediğim gibi başbakanlıkta yani. Başbakanlıkta. Mahkemeye sonra bu rapor geldi. Raporu hakim bana verdi. Dedi ki bu raporu ben dava dosyasına koyamam ama siz inceleyin bakın dedi. Aldım. Bir oda verildi bana. Odada baktım. Raporu görünce ürperdim. Ya bu kadar yalan, bu kadar yanlış nasıl söylenebilir yani? Sonra dedim ki o raporu dava konusu yaptım bu sefer. Erdoğan 28 Şubatçıları destekledi. Avukatlarını gönderdi. Ama bu kardeşiniz tam tersine mücadele etti. Şimdi mağdurlarla bir araya geldiğinizde aslında aynı duygu ve düşüncelere sahip insanlar bir araya geliyor diyebilir miyiz? Tabii elbette. 27'sinde görüşeceksiniz. Görüşeceğiz evet. Geçen yine bir 28 Şubat mağduru bir kadın geldi. Öğretmen, o dönem öğretmenmiş. Şimdi öğretmenlik yapmıyor. Gözleri dolarak anlattı bana. Dedi ki sizin açıklamanızı gördüğümde sonuna kadar hakkımı helal ediyorum dedim. Ama ben de o mağdurlardan birisiyim. Sonra bizim için bir af kanunu çıkardılar tekrar dönmek için. Kabul etmedim. Ben suç işlemedim ki beni affediyorsunuz dedim. Niye ben affedilecek benim bir şeyim yok ki dedim. Öğretmendim, çocuklarıma en iyi eğitimi ben veriyordum dedi. En başarılı öğretmenlerden birisi bendim dedi. Haklı mı? Haklı. Devletin bunlarla helalleşmesi gerekiyor. Biz o nedenle biz toplumu kucaklamak istiyoruz aslında. Ya toplumun yani yaşam tarzıyla, insanların kimliğiyle, insanların inancıyla, onların üzerinden siyaset yapılmaz. Ya insan insandır ya. Her insanın bir değeri vardır. Her ailenin bir değeri vardır ve insanlar belli bir değerler bütünü içinde doğarlar, büyürler, gelişirler. Var olan dar çemberi kırarlar, çember daha da büyür, evrenselleşir, dünyanın kurallığını öğrenirsiniz, dünyanın bilgisini öğrenirsiniz. Dolayısıyla insanları düşünceleri dolayısıyla yargılayamazsınız, hapsedemezsiniz, tutuklayamazsınız. Eğer bunları yapıyorsanız o ülkede demokrasi yoktur. O nedenle biz söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. İnsanları düşünceleri dolayısıyla, insanları inançları, kimlikleri dolayısıyla, yaşam tarzları dolayısıyla suçlayamazsınız. Eğer suçlarsanız o ülkede demokrasi yoktur. O ülkede insan hakları yoktur. İnsanın kimliği kendi şerefidir efendim. Siz öyle bir suçlamanın mı hedefi oldunuz? Buna benzer pek çok. Bir tane de değil. Öyle mi? Önlerine ne gelmişlerse yazmışlar. O dönem benim görevden aldığım haksız yere yana haksızlık yapıldı, yolsuzluklar yapıldı. Görevden aldığım kişilerin ihbarları değerlendiriyor, bilmem şunlar yapılıyor, bunlar yapılıyor vesaire vesaire. Ama bütün bunları aslında mücadele ederek haklı olduğumuzu Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu'nda, onu da söyleyeyim. O kadar çok dayattılar ki haksız ben yapılan iddialarda o kadar çok dayattılar ki Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu kararıyla evet benim haklılığım ortaya çıktı. Ama o mücadele ne mücadelesiydi? Bir hak mücadelesiydi. Yoksa rapor şöyle yazmış böyle umurumda bile değil. Ben kendimi biliyorum. Ne olduğumu da biliyorum. Yunus diyor ya İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen hallice okumaktır diye. Ben kendimi biliyorum. Ne olduğumu da biliyorum ben. Ne yaptığımı da gayet iyi biliyorum. Hayatımı da çok iyi biliyorum. Hatalarımı, yanlışlarımı, eksikliklerimi de biliyorum. Ama hatadan dönüyorsanız bu bir erdemdir. Yanlıştan dönüyorsanız bu bir erdemdir. Ben bunu da gayet iyi biliyorum. Dolayısıyla her düşünce sağlıklı zeminde tartışılabilir. Önemli olan insanlığı ileriye taşıyabilmektir. Taşıyabiliyorsanız zaten bir sorununuz yoktur. İnsanları kucaklayabilmektir önemli olan odur yani. Faruk Erem der ya, ceza hukukçusudur önemli bir. Mahkumun ya da suçluyu biraz kazırsanız altından insan çıkar diye. İnsanı insan olarak değerlendireceksiniz. İnsanı en değerli varlık olarak değerlendireceksiniz.
İnsanların hatası yok mudur? Elbette vardır. Hata insana özgü bir kavramdır zaten. Diğer canlılarda hata yaptı diye kimse söylemez. Ama hata bize ait bir kavramdır. İnsanlığa ait bir kavramdır. Çünkü biz aklımızı kullanacağız. Aklınızı kullanırsanız hata yapma şansınız azalmış olur. Deneme sınamanın nedeni de odur zaten. Bakarsınız, edersiniz hangisi doğru, hangisi yanlış vesaire falan filan işte budur. Aklınızı kullanırsınız. Doğruları yakalamaya çalışırsınız. Ama dediğim gibi bu yapı içinde farklı şeyler söyleyen hapse atılıyorsa, farklı şeyler söyleyen tutuklanıyorsa, gözaltına alınıyorsa, insanlar düşüncelerinden, kimliklerinden ötürü ya da yaşam tarzlarından ötürü ötekileştiriliyorsa o zaman bir sorunumuz var demektir. Nasıl helalleşeceksiniz o zaman? Onu size sorayım ben. Çünkü siz de mağdursunuz. Yani vurguladığınız üzere gerçekten önemli bir noktaya işaret ediyorsunuz. Sizinle ilgili tırnak içerisinde ya da açıkça ifade edebileceğiniz bir fişleme var. Sizin de helalleşmeniz gerekiyor o zaman. Nasıl helalleşeceksiniz? Şöyle şimdi şunu kabul etmemiz lazım. Yani helalleşmek illa hesaplaşmak anlamına gelmiyor. Hatayı kabul etmektir aslında. Helalleşmenin özü odur yani. Evet bir hata yaptık kusura bakma. Bu bile yeterlidir yani. Bu bile yeterlidir. Roboski'de gidildi ne oldu? Gencecik fidan gibi çocuklar öldürüldü değil mi? Hata mı? Evet hata. Yanlış mı? Evet yanlış. Kusur mu? Evet ciddi bir kusur. Ne oldu? Dosya kapatıldı. Ne deniyordu? Ankara'nın dehlizlerinde bu olay kaybolmayacak deniyordu. Ne oldu? Kayboldu gitti. Ama biz onların haklarını teslim edeceğiz. Haklarını teslim etmek lazım. Devlet olarak demem. Ölenleri elbette geri getiremezsiniz. Bunu herkes biliyor zaten. Diyarbakır anneleriyle de helalleşeceksiniz. Cumartesi anneleriyle de helalleşeceksiniz. Hata kime aitse, hatayı kim yaptıysa onların helalleşmesi lazım. Evet burada bir eksiğimiz var. Evet burada bir yanlışımız var. Evet burada bir hatamız var. Biz bunu telafi edelim. Çağırırsınız, oturursunuz, konuşursunuz. Kimsenin bir şey istediği falan yok zaten. Ya bizden bir özür dileyin. Mesele bitti diyor zaten. Dediğim gibi yani cumartesi annesi ne diyor? Ya evladımın mezarını gösterin bana, başka bir şey istemiyorum diyor. Yani gidip başında bir Fatiha okuyacağım diyor. Biz ne yapıyoruz? Copluyoruz o anneleri. Copluyoruz. Dövüyoruz. Ya bu anneler birisini el mi kaldırdı? Hayır. Copluyoruz, dövüyoruz bu anneleri. Gözyaşlarına engel oluyoruz. Ya bırakın kardeşim ya. 21. yüzyılın Türkiye'sinde oluyor bütün bunlar. Ve cumartesi anneler Erdoğan'la da bir dönem görüştü. Söz de verdi sayın. Söz de verildi. Peki ne oldu yani? Verilen sözün tutulması lazım. Verilen sözün tutulması lazım. Siz tutulamıyorsa hani öyle bir olay olur ki verdiğiniz sözü yerine getiremezsiniz. Çağırırsınız anneleri. Ya ben bunu yapacaktım ama şöyle bir olay çıktı. Bunu gerçekleştiremiyorum. Emin olun aileler engin hoşgörüleriyle bunu da evet haklısın diyebilirler yani. Bütün mesele toplumu kucaklamak. Bütün mesele budur yani. Diyarbakır'a gideceksiniz. Bir program işte hava koşullarından dolayı iptal olmuştu. Evet. Şimdi önümüzdeki günlerde gideceksiniz. Evet. Orada da herhalde benzer şekilde bir vurgu ve buluşma söz konusu olacak. Olacak. Olacak evet. Olacak evet. Bakın Diyarbakır hapishanesi işkencelerin doruğa çıktığı bir hapishanedir. İnsanlara dışkı yedirilir mi ya? Allah aşkına ya. Ya aklı olan birisi bunu kabul eder mi ya? O hapishanelerde işkence görenlerle devlet helalleşti mi acaba? Ya bir yanlışlık yaptık, bir hata oldu. Dediler mi acaba? Demediler. Dememiz lazım. Söylememiz lazım. O insanlar hayatı boyunca ben onlarla hiç yan yana da gelmedim. Gelebilirim de yan yana. Oturup konuşmadım, konuşabilirim de. Ama bir haksızlık olduğunu biliyoruz. Bu haksızlığın telafi edilmesi gerektiğini biliyoruz. Devlet saygın bir kurumdur. Saygın kurum yeri geldiğinde hatalarını kabul eden kurumdur. Kızılderililere beyazların ne yaptığını biliyoruz değil mi? Şimdi beyazlarla ilgili en acımasız filmleri çekenler gene beyazlar. Kızılderilileri nasıl yok ettiklerini
Amerika'da nasıl yok ettiklerini, nasıl acımasız davrandıklarını yine onların filmleriyle öğreniyoruz. Bu da bir helalleşmedir. Geçmişte büyük hatalar yapıldı. Bu hataları telafi etmek istiyoruz ya. Şimdi biz dediğim gibi o noktaya devleti taşımamız lazım. O zaman bu memlekete huzur gelir. O zaman bu memleketin sofrasında bereket olur. Kavga olmaz. Biz bunu yapmak istiyoruz. Bunu yaptığımız zaman zaten sorun büyük ölçüde çözülecek. Emin olun bu masanın hedefi de o. Yani bizim Ağlattı Bey masasının hedefi de bu zaten. Bir anlamda toplumla helalleşebilir. Toplumla helalleşecek. Herkes yani. Peki o noktada tabii. Mı efendim? Yani altı lider elbette, sizin duruşunuz elbette belli. Efendim. Diğer elbette liderlerde efendim. Benzer bir duruşu gösteriyor. Elbette efendim. Yani hepimiz bu memlekete huzurun gelmesini istiyoruz. Yeter artık yani. Kavga, kavga, kavga. Ya kavga Türkiye'yi nereye getirdi? Nereye getirdi kavga? Buradan Türkiye'nin çıkması lazım. Türkiye'nin çıkması lazım. Türkiye'nin çevresine bakması lazım. Dünyaya bakması lazım. Üniversitelerine bakması lazım. Yönetilmeyen bir Türkiye gerçeği var. Yönetilmiyor Türkiye. Yönetilmesi için Türkiye'nin akıl olması lazım. Yani istişare olması lazım yani. Arkadaş birisinin demesi lazım ya. Şurada bir eksiklik var demesi lazım. Şurada bir eksiklik var. Şurada bir yanlışlık var diyecek makam yok şu anda. Yanlışlık da oradan başlıyor zaten. Hakim karar veriyor. Eleştirilebilir elbette ki. Ama ben hakimin kararına uymuyorum diyemezsiniz. Gitmişsiniz anayasayı değiştirmişsiniz. Ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uyacağım diye. Kendileri yapmışlar. 2004'te. Tabii biz de destek vermişiz. Evet. Çünkü biz yargı sürecine saygı gösteririz. Ben mahkemenin kararına saygı duymuyorum demek ne demektir? Uymuyorum demek ne demektir? Gereğini yapmıyorum demek ne demektir? Üst mahkemenin verdiği kararı alt mahkeme uygulamıyor. Anayasa Mahkemesi kararını alt mahkeme, en alttaki mahkeme uygulamıyor. Herhalde Anayasa Mahkemesi Başkanı da tam bu anlamda böyle biraz dolaylı yollardan ona da serzenişte bulunuyor tabii. Bu aralar. Siz hatta söyledi. Katılım törenine de gittiğinizde orada yine vurguladı. Bireysel başvurularak. Tabii konuşmasında söyledi. Mahkeme kararını uygulanmaması demek yargılamanın olmaması demektir. Yani hakim yok orada. Ben hakim yok mahkemeyi de tanımıyorum demektir. Ve bu 21. yüzyılın Türkiye'sinde oluyor. Ve kimse buna ses çıkarmıyor. Biz ses çıkarıyoruz. Yönetenler nasıl uyumasın kardeşim sen buna demesi lazım. Hakimler, savcılar kurulunun bunu söylemesi lazım. O yargıcı siz alıyorsunuz karara uymadı diye terfi ettiriyorsunuz. Olmaz. Olmaz. Devletin temelini sarsarsınız. Çünkü devletin temeli adalettir. Adalet üzerine. Devletin dini adaletse adaleti yeniden inşa etmemiz lazım. Adaleti yeniden inşa etmek, devleti hukuk zemininde yeniden inşa etmek demektir. Adalet dediniz, adalet yürüyüşü bir anda aklıma geldi. Siz de evet. İşaret ettiniz. Adalet yürüyüşünde şöyle demiştiniz efendim. Bir korku duvarı inşa evet. Edildi. Bu yürüyüşle korku duvarının önüne geleceğiz. Yes. Sonra onu aşacağız, evet. Sonra korku duvarını yıkacağız. Yıkacağız. Peki yıkılıyor mu? Önünde miyiz? Aşıldı mı? Yok, yıkılıyor şu anda. Parça parça yıkılıyor. Korku duvarı da yıkılıyor parça parça. İnsanlığın tarihinde ya da devletlerin tarihinde bir şeyi söyleyip ertesi gün gerçekleştirmek mümkün değil. Bu belli bir zaman dilimi içinde olur. O zaman dilimi içinde bütün bu aşamalar aşama aşama hepsi yerine geliyor. Duvarı yıktık, şimdi duvarın ötesine geçeceğiz. Duvarın ötesine geçmek ne demektir? Güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirmek demektir. Onun için iktidar olmamız lazım. Onun için vatandaşların bize güven duyması lazım. Biz vatandaşlarımıza güveniyoruz, onlar bize güvensinler. Biz güzel şeyler yapmak istiyoruz. Biz her evde huzurun olmasını istiyoruz. Her evde bereketin olmasını istiyoruz. Babayla oğlun İkisi de işsizse, biri birinin yüzüne bakamayacak bir ortamdalarsa böyle bir ortamı yok etmek istiyoruz. Babanın da çalıştığı, oğlunun da çalıştığı, kızının da çalıştığı, herkesin ürettiği, herkesin kazandığı, herkesin huzur içinde yaşadığı, herkesin hayat standardını yükseldiği bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Olabilir, herkesin görüşü farklı olabilir. Biz buna saygı göstereceğiz. Kimliği farklı olabilir. Bunlar bizim kavga nedenimiz değil. Bunlar bizim zenginliğimiz. Şimdi biz zenginliğimizi kavga nedeni yapıyoruz. Siyaset yapıyor bunu. Buradan da Türkiye'yi arındıracağız. Tam tersine
herkesi kucaklayacağız. Ya kardeşim. Kazanımlar diyeceğim araya giyip. Evet. Çünkü bu masayla birlikte bazı çevreler diyor ki kazanımlar diyor elinizden alınacak. İşte başörtüsüyle ilgili vurgu yapılıyor. Ya da sosyal yardımlarla ilgili deniliyor ki biz gidersek, evet, bak biz gidersek o zaman alamazsınız. Kazanımlardan olursunuz. Bu masa ne diyor kazanımlarla ilgili? Cumhuriyet Halk Partisi sosyal yardımlarla ilgili ne diyor? Bu aile destekleri sigortası özellikle vurguluyorsunuz. Şöyle bir, demokrasi kazanımları kaybetme rejimi değildir. Kazanımların üzerine yeni kazanımlar ilave etme rejimidir. Demokrasi budur zaten. Kişinin kazandığı hakkı elinden alırsanız orada demokrasi olmaz. Biz kazanımları koruyacağız. Üstüne yeni vatandaş istiyorsa ona yeni kazanımlar, yeni imkanlar, yeni özgürlük alanları vereceğiz ona. Daha rahat konuşacak, daha rahat yazacak, daha rahat söyleyebilecek, daha rahat gösteri yapacak. Siyaset kurumunu daha rahat eleştirebilecek. Budur. Onun yaşam tarzına, onun kimliğine, onun inancına saygı göstereceğiz. Bakın bizim CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. Bulunduğunuz beldede, ilde, ilçede neyse beldede cami, kilise, havra, cemevi varsa hepsini tertemiz yapacaksınız. İnsanlar gitsinler orada Allah'a ibadetlerini yapsınlar. Sizin göreviniz onlara en iyi imkanı sağlamaktır. Yapıyorlar mı? Evet yapıyorlar. Bir aksaklık var mı? Aksaklık yok. Talep geldiği zaman hemen koşar bu talepleri yerine getirirler. Demek ki herkesin inancına saygı gösterdiğiniz zaman herkes o zaman rahatlıkla gidip ibadetini yapabilir. Kimse ya benim inancımı sorgulamadı. Evet niye sorgulayalım? Allah'la kulun arasına benim girme hakkım var mı? Yok. Kimsenin girme hakkı var mı? Hiç kimsenin yok. O zaman görevimiz ne? Onun ibadetini yapabileceği ortamı hazırlamak. Artı sosyal haklar. Evet bir sürü sosyal haklar var. Biz bunu da biliyoruz zaten. İnsanların sosyal hakları vardır. Sosyal devlet dediğiniz zaten fakirin fukaranın hakkını koruyan devlet demektir. Biz sosyal devleti yeniden inşa edeceğiz. Şimdi deniyor ki geçmişte de Ankara örneğini vereyim. Mansur Bey adayken dediler ki Mansur Bey aday olursa efendim elektrik paralarını, doğalgaz paralarını bölücü terör örgütünün elemanları toplayacak diye. Yani bu kadar iftira. Siyaset tamam ben anlarım da, eleştiriyi de anlarım da ya iftira atmak olmaz. İnsana yakışmaz. İftira atan insan insan değildir yani. Şimdi ne oldu? Seçimler oldu. Bir şey var mı? Hayır yok. Doğalgaz, elektrik faturalarını kim topluyor? İlgililer topluyor. Eskiden oldu. Neyse yine aynı şekilde. Bir haksızlık varsa üzerine gidiliyor mu? Gidiliyor zaten. Dolayısıyla aynı şekilde dediler ki bakın ha sakın ha CHP'li belediyeli oy vermeyin gelirlerse sosyal yardımlar kesilir. Kesildi mi? Hayır kesilmedi. Tam tersine sosyal yardımlar artırıldı. Tam tersine. Asgari ücret hükümetin belirlediği asgari ücretten daha yüksek bizim belediyelerde. Biz daha fazla veriyoruz. Neden? Kaynağı çok verimli kullanıyoruz. Yolsuzluklara izin vermiyoruz. Yolsuzluk yapanları tutmuyoruz. Dolayısıyla belediye başkanlarımız da bu konuda son derece hassas, son derece dikkatli. Her kaynağın doğru yere harcanmasını istiyorlar ve savunuyorlar. Onu yapıyorlar. Dolayısıyla siz sosyal yardımları artıracaksınız, imkanı sağlayacaksınız. Bir şey daha. Biz sosyal yardımları fakirin fukaralığını kamuoyuna yansıtarak yapmıyoruz. İnsan onuru denen bir kavram var. İnsan onurunu koruyacaksınız. Yoksulluk kader değildir. Bir ülkede bir insan fakirse onun sorumlusu devleti yönetenlerdir. Çocuklar yatağa aç giriyorsa çocuğun kabahati kusuru yoktur. Devleti yönetenlerdir. O çocuğu yatağa aç yatıranlar. Dolayısıyla biz bu tabloya da son vermek istiyoruz. Öyle çağır fakirleri sıraya diz, onlara yardım yap, televizyonlar çeksin. Sen işte ben fakirlere yardım yaptım diye otur, kendi kendine övün. Bu insan haklarına aykırı bir uygulamada. Biz bunu da kaldıracağız. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Bunun sözünü verdik biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Geliri asgari ücretin altında olan veya hiç geliri olmayan her aileye asgari gelir güvencesi verilecek. Bankaya yatacak. Kadının banka hesabına yatacak. Kadın gidecek memur gibi, işçi gibi, emekli gibi hakkını alacak. Çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. İçindeki iktidar ya da içindeki Erdoğan sesiyle sorayım o zaman. Kaynak?
Kaynak var. Bu bir siyasi tercihtir. Kaynak var. Türkiye çok zengin bir ülkedir. Bakın yiye yiye bitiremediler hala. Dağıta dağıta bitiremediler. Vere vere bitiremediler. Londra'daki tefecilere ödedikleri para 189 milyar dolar faiz ödediler. Devletin bakın bütün bunlara rağmen geldiğimizde bunların hepsi olacak. Ne diyorlardı? Belediyeler olursa iyi yönetemezsiniz. Belediyeler şunu olur bu olur. İşte ne oldu belediyeler? Gayet güzel yönetiliyor. Demek ki kaynak var. Belediyelerde asgari ücret hükümetin verdiği asgari ücretten fazla mı? Daha fazla. Demek ki kaynak var. Demek ki iyi yönetilirse Türkiye'de hepsi var. Zaten dağıtıyorsunuz bunu ama haksız dağıtıyorsunuz, adaletsiz dağıtıyorsunuz. Savurarak dağıtıyor, savurganlık yapıyor, israf var. Bunların hepsini önlediğinizde bunların tamamı gerçekleşir. Yapacağız. Kaynak, şunu söyleyeyim. 27,5 yılımı devlette kaynak nedir, nasıl sağlanır? İsraf nedir, nasıl önlenir? Bütçe nedir, nasıl yapılır? Harcama nedir, nasıl yapılır? Tasarruf nasıl yapar? 27,5 yılımı buna verdim. 27,5 yılımı. Çok şükür bir Allah'ın kulu da çıkıp arkada sen şurada şu parayı şunu haksız yere verdin demedi. Demedi yani. Diyemez de zaten. Hakkı neyse verdik. Yanlışımız olmuş mudur? Olabilir. Olabilir. Bilmiyorum ama olabilir de yani. Ama önemli olan iyi niyettir. İyi niyette yola çıkmaktır. Çünkü harcadığımız para bizim paramız değil. 84 milyondan toplanan paradır. O parayı doğru yerde kullanırsan enflasyonu da kontrol edersin, üretimi de yaparsın. Bakın çiftçiye desteklemeyi fazla verin diyoruz değil mi? Hakkını verin çiftçiye. Çiftçiye hakkı verilse ne olacak? Bir, çiftçi daha fazla üretecek. İki, sen dışarıdan buğday ithal etmeyeceksin, Türkiye üretecek. Pamuk ithal etmeyeceksin, Türkiye üretecek. Mercimek ithal etmeyeceksin, Türkiye'de kalacak. Ya para cepte kalacak. Çiftçi kazanacak. Ben kazanacağım. Fazla ürün varsa ihraç edeceksin. Hadi ihraç etmiyorsun. Ya gönderirsin Afrika'daki yoksul insanlara gönderirsin. Açlara, dünyada açlıkla mücadele eden kurumlar var. Türkiye'nin itibarını artırırsın. Türkiye'de çiftçiye ürettirmiyorsun. Perişan ediyorsun. Gübresiydi, elektriğiydi, suyuydu. Perişan ediyorsun. Ondan sonra kalkıyorsun çiftçiye vermediğin parayı yurt dışındaki çiftçiye verip daha yüksek fiyatla buğday ithal ediyorsun. Ya bunun akıllı bir politika olduğuna kim inanır? Akıl var mı burada? Akıl yok. Emin olun akıl yok. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyorsa siyaset kurumunun düşünmesi lazım. Ya niye ekilmiyor arkadaş? Nerede bir hatamız var? Nerede bir yanlışımız var? Ama bunların tamamını düzelteceğiz. Peki. Tamamını düzelteceğiz. O çiftçiye hakkını vereceğiz. Çiftçi üretecek. Çiftçi düğününü, derneğini güzelce yapacak. Çiftçinin sofrası zengin olacak ve çiftçi kırsalda kalacak. Çiftçi kente eğlenmek için gelecek. Çiftçinin hayatını da zenginleştireceğiz. Kültürel anlamda da zenginleştireceğiz. Gençler kırsalda kalacak. Kırsalda kaldığı zaman kazanacak. Büyük kentlerin varoşlarında asgari ücrete mahkum edilmeyecek. Çalışacak, üretecek, kazanacak, krallar gibi yaşayacak. Biz bunu sağlayacağız yani. Pandemi süreci tarımın ne kadar önemli bir stratejik alan olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Gıda ne kadar kıymetli, üretim ne kadar kıymetli. Hala farkında değiller. Hala farkında değiller. Bütün bu şeylere rağmen olan bitene hala farkında değiller. Peki efendim şimdi buradan asgari ücret başlığına bir geçecek olursa evet. Hesap uzmanısınız. Evet. Ve işte az önce dediniz 27,5 yıl boyunca evet. Bunları yaptım. Öyle. Asgari ücretle ilgili tespit sırasında Sayın Erdoğan size de dedi ki Türk lirasına alışacaksınız. Evet. Alıştınız mı diye bir sorayım. Sonra Sayın Erdoğan faturalarla ilgili hesap yaparken euro dedi. Evet. Hesap uzmanısınız. Yani evet. Hesaplar böyle gün be gün değişebiliyor mu? Liradan euroya geçebiliyor mu? Asgari ücret dediğimizde de sizi sanki takip eder gibi hükümet. Asgari ücret dediniz arttırıldı. Emekli ikramiyesi dediniz iki ikramiye evet. Oldu. Taşeron dediniz oldu. Pek çok başlıkta bunları sıralayabiliriz. Yönetemiyorlar. Çok iyi niyetlerle söylüyorum. Bunu yaptırıyorum. Önce direniyor, yapmıyor. Sonra bir süre sonra yapmak zorunda kalıyor. 3600 dedim. Ver. Haksızlık yapıyorsun. Çalışırken aldığı parayla emekli olurken aldığı para arasında çok büyük, %50'ye yakın fark var. Ya yapmayın, etmeyin bunu, artırın dedik ya. Direndiler, yapmayız, etmeyiz. Para yok.
Sonunda ya demek ki para var. Parayı iyi kullanırsan var. Her şeyin hesabını yapıyoruz. Bir şeye kamuoyunda dillendirirken önce oturuyoruz kendi kurmaylarımızla beraber. Sadece ben yokum tabii. İyi bir ekonomi ekibimiz var, onu da ifade etmek isterim. Yıllarını devlete vermiş veya özel sektörde çalışmış önemli bir ekonomi kurmayımız var. Masaya yatırıyoruz. Bunu söylersek ne olur? Bütçe de var zaten, rakamlar da var. Hazinenin rakamları var, Muhasebat Genel Müdürü'nün rakamları var. Yatırıyoruz masaya. Ne olur biz buradan hangi tasarrufu yaparsak bunu sağlarız. Buluyoruz ve bunu dillendiriyoruz. Yapmayın, bunu yapın diyoruz. Gerçekleştirin bunu diyoruz. Önce direniyorlar. Anladığım kadarıyla sonra bunlar, ya direndik ama galiba Kılıçdaroğlu'nun söylediği doğru. Sonra yapıyorlar. Yapacaklar da. Yol gösteriyoruz aslında. Biz onlar yapsın diye değil aslında, ülkemizi sevdiğimiz için yanlış yapıyorsunuz. Doğruyu yapın. Yani insanlar mutlu olsunlar. Bunun için biz söylüyoruz. Ve biz çok şey yapacağız. Yani gerçekten kısa süre içerisinde, bakın hep söylüyorum, Allah nasip eder iktidar olursak Millet İttifakı olarak 6 ayda bu ülkeye çarkları dönecek. 6 ayda böyle. Böyle 6 yıl, 5 yıl falan, 20 yıl değil. 6 ayda çarklar dönecek. 6 ayda Türkiye'nin itibarı olacak. 6 ayda bu ülkeye biz demokrasinin bütün kurallarını yazılı olarak, yani parlamentodan geçiremesek bile, çünkü anayasa değişikliği için belli bir zaman dilimine ihtiyacımız var. Bütün kuralları geçireceğiz, yapacağız yani. Dolayısıyla Türkiye'de huzuru, Türkiye'de bereketi sağlayacağız. Bakın ilk yapacağımız iş stratejik planlama teşkilatını kurmaktır. Ne yapacak efendim bu? Şimdi bakın, ben devleti bıraktım, belediyeyi de bıraktım. Bir aileyi düşünün. 4 kişilik bir aileyi düşünün. Asgari ücretli bir aileyi düşünün. Bu aile asgari ücretini aldı. 4250 lira. 4250 lirayla ay sonunu nasıl getireceğini planlar değil mi? Şu kadar taksitim var. Şu kadar şunu yapacağız. Şu kadar bunu yapacağız. Ev kirası, elektrik, doğalgaz ve bir planlamaya. Planlamaya göre ayı başında nasıl getirecek onu görür. Daha durumu orta halli olan birisi bir daire almışsa taksiti nasıl ödeyecek veya buzdolabı veya çamaşır makinesi, neyse, o da bir planlama yapar. Planlama yapmayan, aklı başında olan hiç kimse yoktur. Herkes mutlaka bir planlama yapar. Geleceğini planlar. Ya koskoca devletin devlet planlama teşkilatını kapattılar. Ya akıl alacak şey değil ya. Akıl alacak şey değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet planlama teşkilatını niye kapatırsınız? Biz ne yapacağız? Söyledim. İlk çıkaracağımız kararname stratejik planlama teşkilatını kurmak. Niye kuracağız stratejik planlama teşkilatını? Ya bu devletin geliri nedir? Bu devletin gideri nedir? Bu devletin borcu nedir? Bu devletin yükümlülükleri nedir? Bu devlet çetelere, beşli çetelere ne kadar taahhütte bulundu? Bu taahhütlerin vadesi nedir? Süresi nedir? Avro mudur? Dolar mıdır? Türk lirası mıdır? Nedir? Biz bunları bilmiyoruz. Türkiye'de bilen hiç kimse yok. Emin olun, Erdoğan da bilmiyor. Bakın emin olun, Erdoğan da bilmiyor. Öyle dağıttılar ki devleti, toparlamamız lazım. Stratejik planlama teşkilatını kuracağız. İlk talimatçı olacak. Bir numaralı kararname kurulacak. 50 tane sağlam, işini bilen, liyakat sahibi planlamacı atacaksın. 40 tane, 30 tane, 50 tane neyse atacaksın. Başına da çok düzgün birisini atacaksın. Bunu da söyledim. Bu atamayı yaparken yok bizim partili, yok A partili, yok C partili, yok efendim AK Parti, bunları yapmayacağız. Liyakat. Kim? Liyakat. Kim o işi en iyi biliyorsa getireceğiz. Ve şunu söyleyeceğiz. Kardeşim bana 10 gün içinde devletin bütün verilerini getir. Ben karar vereceğim. Karar neye göre verilir? Bilgiye göre verilir. Bilgim olmasa ben neye göre karar vereceğim? Bakın bunları yapamıyorlar. Biz böyle yapacağız. Gelecek, ben bunları göreceğim. Bir yerde büyük harcamalar varsa o harcamalar nedir? Kaynağı nedir? Niye biz bu harcamayı yapıyoruz? Nasıl tasarruf yapacağız? Ya bir sürü bakanlık binası boş. Gittiler yeni bakanlıklar, yeni binalar tuttular, kiraladılar, dünyanın kirasını ödüyorlar. Niye kardeşim dünyanın kirasını ödüyorsun? Niye? Yazık, günah değil mi? Savurganlıktan devleti kurtardığınız zaman büyük tasarruflar elde edersin. Bütün bunların hepsi kafamın içinde böyle santim santim oluşmuş vaziyette. Hesap tamam diyorsunuz. Hepsi tamam. Hepsi tamam. İttifak, yani bizim ahlatlı bel masası, sadece benim kafamın içinde oluşmuş diye. Masada oturan bütün liderlerin kafasında böyle santim santim oluşmuş vaziyette. Neyi nasıl yapacağımızı,
hangi zaman dilimi içinde neyi gerçekleştireceğimizi elbette nasıl güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili olarak bir çalışma yapıp sonuçlandı kamuyla 28 Şubat'ta paylaşacaksak ekonomi konusunda da sosyal politikalar konusunda da aynı çalışmalar şu anda yapılıyor. O çalışmalarda belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra onlar da kamuoyuyla paylaşılacak. Efendim şimdi çok geniş... Yani devleti akılla yöneteceğiz. Devleti akılla yöneteceğiz. Devlet akılla yönetilmiyor ve, şu an. Yok efendim. Ve devleti adaletle yöneteceğiz. Akıl ve adalet ikisi zaten kardeş kavramlar. Bunlarla yöneteceğiz devleti. Faturalarda adalet olacak mı diye sorayım. Şimdi yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Evet, evet. Pek çok... Hepsinde adalet olacak. Hepsinde. Faturalarda da adalet olacak. Alın terine değer verirseniz, alın terine değer verirseniz, emeğe değer verirseniz, emek en yüce değerdir derseniz faturalarda adalet doğal olarak olacaktır. Şimdi bir, önce üzerimde kalmasın. Şunu bir söyleyeyim. Geçtiğimiz grup toplantısında basın ilan kurumuyla ilgili olarak bir değerlendirme yaptınız. Evet. Yani toplanmıyor, evet. İşte sıkıntı var. Evet. Orası kıymetli, evet. Çünkü orada tarife belirlenmesi öyle. Gerekiyor ki bu basın organları da ayakta kalabilsin, kalabilsinler. Nefes alabilsin. Evet. Sizin o mesajlarınızdan sonra toplanma kararı atama benim. Yaptı. Atama Erdoğan oldu. Atama yaptı. Evet, yani... Ben söylemeseydim gene yapamıyordum. Yapmıyordum. Çünkü bilmiyor. Etrafındaki birisi gelip de demiyor ya Sayın Cumhurbaşkanım böyle bir şey var. Sizin 12 kişi atamanız lazım. Bir yıldan fazladır bu atama yapılmıyor. Atama yapılmadığı için basın ilan kurumu kanuna göre 3 ayda bir genel kurulunu yapacak. 3 ayda bir değil uzun süredir toplanmıyor. Yani. Bu bir haksızlık var burada. Bir adaletsizlik var burada. Kılıçdaroğlu böyle diyor. Ha öyle mi diyor? O zaman getir biz bunu yapalım. Ya yaptılar. Psikolojik üstünlüğü zaman zaman siz almış olarak hissediyor musunuz? Çünkü öyle bir değerlendirme yapıyoruz. Yok zaman zaman değil sürekli alıyoruz. Öyle mi? Tabii çünkü sürekli doğruları söylüyoruz. Sadece ben değil. Diğer liderler de sürekli doğruları söylüyoruz. Psikolojik üstünlük bizde diyorsunuz. Psikolojik üstünlük, ahlaki üstünlük, adaletle adaleti söyleme üstünlüğü her şey bizde. Sandıkta üstünlük? O da olacak. O da olacak inşallah. Peki efendim son olarak şuraya bir girmek istiyorum. Evet. Bir, hükümet cephesi belediyelerine çağrı yaptı. Evet. MHP de dahil olmak üzere. Evet. Suda indirim %7. Üstelik o indirim çağrısını yaparken de elektrik zamlarında bir indirim mesajı evet. öne çıkarılarak evet. CHP belediyeleri de suya zam yapıyor. Niye zam yapıyorsunuz efendim? Zam yapılmadı ki. İSKİ'ye zam yapacaktı. Geçinemiyoruz diye, alamıyoruz diye. Tam tersi oldu İSKİ'den. İzin vermedi. Çünkü belediye meclisinde AK Partililer çoğunluktaydı. Kaldı ki o indirim dediği zaten %8'den %1'e indirildi katma değer vergisi temel gıda maddelerinden. Onu da biz söyledik. Sıfır yap dedim. Kılıçdaroğlu'nun dediği tam olmasın diye sıfırı yapmadı, bir yaptı. Suda da 7'den 1'e inecek yani. Bu yaptığı çağrı hangi çağrı? Yani CHP belediyelerinde de zaten doğal olarak inecek. Efendim zaten siz vergiyi %8'den %1'e indirirseniz bütün belediyelerde %8'den %1'e iniyor zaten. Ama elektrik herhalde pek inecek gibi gözükmüyor. Bir de belediye başkanları dedi ki biz o suyu böyle taşıma suyu olarak kullanmıyoruz. Bir pompayla basıyoruz, o pompada elektrik harcıyor. Aynen öyle. Maliyetler çok yükseldi. Maliyetler çok yükseldi. Biz bunu da gayet iyi biliyor. Belediyeler de biliyor. Şimdi kendi belediyelerine baksın. Ne kadar indirecekler ben de merak ediyorum. Biz de takip edeceğiz. Baksın bakalım. Peki efendim artık nokta koyacağız. Elektrik kesildi mi diye soracağım. Kesilmedi henüz herhalde. Derhal kesilsin diye çağrılar oldu ama. Olsun. Kendileri bilirler. İndirim yapılıncaya kadar ödemeyeceğim. Bakın ödeyemiyorum demiyorum. İmkanım var ben onu öderim. Zaten evde sadece eşimleyiz. Öderim ben onu. Hanımefendi bir şey demedi mi? Yok hayır. Ama elektrik, zamlı elektrik faturasını ödeyemeyecek durumda olan yüz binler var. Onların sesini benim duyurmam lazım. Onların sesini benim haykırmam lazım. Onların sesini kamuoyunun duyması lazım. Çünkü bu insanların sesi söylese dahi yankısı çok dar bir alanda kalıyor. Mazlumların ahını siz eğer yükseltebilirseniz, sesini yükseltebilirseniz belki sarayda oturanlar duyar diye. Yazıktır, günahtır.
Sen orada oturuyorsun kardeşim. Bir kuruş elektrik parası vermiyorsun. Ama adam gece konduda oturuyor. Elektrik parası. Kasabı düşünün, bir de pastaneyi düşünün. Kasabın buzdolabını düşünün. Etler orada kalacak değil mi? Dükkan kapalıyken de o kasap dükkan çalışmak zorunda. O fatura ne olacak? Ete zam gelecek. Devleti nasıl yönettiklerini bilmiyorlar. Elektrik aslında bu hale gelmemeliydi. Elektrik kaça üretiliyor? Devlet kaça üretiyor? Özel sektör kaça üretiyor? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Doğalgazla elektrik üretenlerin maliyeti, kömürle üretenlerin maliyeti, barajla üretenlerin maliyeti nedir? Bunlar kaçtan iletim şirketleri, kaçtan dağıtım şirketlerine veriyorlar? Dağıtım şirketleri bunu kaçtan satıyorlar? Bu konuda kamuoyuna bilgi verilmesi lazım. Sağlıklı, tutarlı bilgiler verilmesi lazım. Elektriği kamulaştıracak mısınız diye nokta koyayım o zaman. Elektrik bir kamu hakkıdır. Haksızlık, hukuksuzluk varsa kesinlikle onu kamulaştıracağız. Peki. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok sayıda soru vardı. Atanamayan öğretmenler, atamayan öğretmenler var. Onlar da bizim sesimiz olsun. Kılıçdaroğlu atama bize bekleyen, sahip çıksın tabii, dediler. Atama bekleyen öğretmenler var. Atama bekleyen sağlıkçılar var. Atama bekleyen ziraatçılar var. Atama bekleyen ziraat teknisyenleri var. Kadrolu olmak isteyen, taşeron olarak çalışan, devlet hastanelerinde çalışan teknisyenler var. Bakın bunlar mesela hala taşeron kadrosunda. Bütün hastanelerin bilgisi, donanımı bu kişiler yapıyorlar. Ve bunlar olmadan hastane olmaz. Ama bunlar hala taşeron işçisi olarak görev yapıyor. Oysa bunların da kamu görevlisi olması lazım. Hepsini yapacağız. Peki. Yapacağız. Çok teşekkür ediyorum efendim. Efendim. Diyeceğim var dediğimiz evet. günde demediğimizi bırakmadık aslına bakarsanız. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, ayağınıza sağlık. Sağ olasınız. Efendim, Ağlaklı Bel Zirvesi'nden 28 Şubat randevusuna, atanamayan öğretmenlerden elektrik faturalarına kadar CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu diyeceğim var gününde değerlendirdi. Pazartesi gününe kadar bir mola, pazartesi günü tezgahı tekrar açacağız. O saate kadar her şey gönlünüzce olsun. Tezgahı kapatma zamanı efendim. Görüşmek üzere.